yani olabilecek her türlü test maçında olumlu bir sınav çıkarmayı başardı Fenerbahçe. Bunu söyleyebiliriz. Nerede kesin konuşmak lazım hakikaten. Başta beklenen, transfer olduğunda beklenen o top class oyuna ulaştı bir bek olarak. Trabzonspor geçen sene çok kötü oynadığı maçlarda bile iki pozisyona girip maç alıyordu. Evet. Bu sefer çok pozisyon. 21 şut atmışlar. Sey için bayağı ciddi kurtarışları var. Ona rağmen 2-0'a getirdiğin, öne geçtiğin maçta maçı veriyorsun. Yani Abdullah Hoca'da da kaybettik bir maçta zaten. Yani bunu çözmek için de ara yani kime iyi gelecek? Trabzonspor kesin iyi gelecek. Ben Okan Hoca'nın açıklamalarının daha pozitif olması gerektiği kanaatindeyim. Yani Beşiktaş galibiyetinden sonra dahi şikayet ediyordu. Bence bu iyi bir yöntem değil. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Teşekkür ederim. Sık görüşmeye başladık bu arada. Evet, ne güzel. Dünya Kupası'na az kaldı. Aynen öyle. Heyecan var mı? Ee, var ama çok yok. Kim kazanacak? Ben Arjantin kazansın da gerisi çok önemli değil diyorum. Messi tartışmaları bitsin diyorsun? Yok tartışma devam eder. Hayat bir tartışma. E, bence tartışacak bir şey kalmaz artık. Öyle mi? Yok. Bence Maradona ile devam eder o zaman. Yok. Geçer. Yani bana şey gibi bu, büyüklük tartışması başka bir şey tabii. Ama bir de istatistiki durumlar ortada. İşte ya büyüklük tartışmasına... Hayır o, o, o büyüklük tartışması başka bir şey. O herkesin hissettiği. Hem rakiplerinin hem kendisinin hissettiği. Yani geçen gün ismini vermem belki söylemek istemez. Ee, kulüpler içinde büyüklük tartışmasına güzel bir e, yorum duydum. Kimden? Söylemeyeceğim işte. Evet. Şansını deneyeyim de. Is belki istemez diye. Seni birinci rakip gören takım sayısı belirliyor ne kadar büyük olduğunu. Evet. Güzel Nasıl? Bir Fena şey. değil değil mi? Evet. Beğendim. Ne kadar çok kazandığın değil de ne kadar çok... Seni birinci rakibi gören takım sayısı. Güzel. Bunun üzerine güzel tartışma döner. Evet. Evet... Ee... Fenerbahçe Sivas Spor maçı. Çok enteresan bir şey de var. Yani benim bence maçın ruhunu anlatan şey o. Dakika 37. Ee, sol kanatta Fer Gradel arkadan itti bir foul yaptı. Hatırlıyorsun pozisyonu. Hı hı. Hakem ya yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside ile ilgileniyordu o sırada. Ki pek offside'ları da yakalayabildiğini söyleyemeyiz. olmuyor offside'ları offside kaldırdı. Değişik performanslı. Maç sence ne kadar sonra başladı? Kart yok, hiçbir şey yok. Normal bir foul. 4 dakika. Değil tabii, o kadar değil. Bir dakika 20 saniye. Yani normal bir foul yapılıyor. Açık bir foul. Yani itiraz edecek bir şey de yok. Yardımcı kaçırmış. Hüseyin Göçek görmüş. Bir dakika 20 saniye oyun durdu. Çünkü herkes gidip hakeme itiraz etti. Bu... foul olmadıkların olmadığını düşünmeden kaynaklanan bir şey değil. Orada abi oyunu bir şey yapalım, söndürelim. Bir tempo düşsün. Herkes bir nefeslensin. Yüksek tempoya çıkmasın oyun. Şimdi bu anlayışı Topyekün, yani bu Sivas yaptı, başkası da yapar. İkinci yarıda Fenerbahçe yaptı mesela. Bu anlayışı değiştirmeden yaptığımız hakem tartışmalarının şunun bunun hiçbir faydası yok. Ha, yani oyunu sürekli, bu akın sonlandırmak denen şey var ya. Aslında akın sonlandırmak denen şey abicim oyun dursun da biz bir yerleşelim. Bu. Akın sonlandırmak normalde hani şut çektin ee, işte top dışarı çıktı ak, akını tamamladın anlamında gelen bir şey. Bizde öyle anlaşılmıyor. Bizde oyunu durdurup herkesin pozisyonunu alıp bir nefeslenmesi anlamında anlaşılıyor. Ee, i̇lk yarı tamamen yani daha doğrusu Rıza Çalınbay'ın temel planı Fenerbahçe'nin temposunu ilk yarıda düşürmek. Tempo yaptırmamaktı. E bunu başardı. Özellikle ilk 10 dakikada. Ya başladı. ilk 20 dakikada 3 dakika falan oynandı oyun. Zaten. Ondan sonra da o tempo kırıldıktan sonra da hakikaten iyi oynamaya başladılar yani. Sıvası iyi oynadı. Zorladı da Fenerbahçe'yi. Çok doğru ara paslar, çok doğru arkaya sızmalar. Ee, merkezde de 3'e 2 bir sayısal üstünlük sağladıkları için Fenerbahçe'yi Fenerbahçe baskı altına da alabildiler. Zaman zaman Fenerbahçe'den baskı da yemeyebildiler. Ara öyle çünkü Crespo yorgundular normal olarak. Gerçi Sivas'ta oyuncular da yorgun. Biraz da onun getirdiği bir şey o tempoyu düşürme çabası. O, o oyunu orada ele aldılar 20'den sonra. Ama yani ilk 20 dakika oyun dursun, Fenerbahçe'nin temposu yükselmesin diye tamamen bunun üzerine planlanmış bir oyun. Ya bunu böyle planlamalı mıyız? Buna hakkımız var mı? E, bu top tartışmamız gereken bir şey. Yani futbolun bu, işte altyapı sorunu, bilmem ne sorunu zaten daha önemli. Zart sut diyorum. Çünkü hakikaten bunların bunun yanında önemsiz kalıyor. Çünkü buna alıştırıyoruz. Yeni jenerasyonları da bunu alıştır alıştırıyoruz. İşte Galatasaray Beşiktaş maçında olduğu gibi. Yani oradaki top toplayıcı, top toplayıcılık Hani oyuna hızlı soktuğun zaman hani Mourinho gidip öpüyor ya vay be ne acayip. Vermediği zaman da böyle bir övgü alıyor. Çünkü bunu öğretiyoruz. Altyapıya bunu öğretiyoruz. Ama bizim bu genel e, oyunu algılama biçimimizi değiştirmeden bir yere varamayacağız. İşte 46 dakika mı kalmış oyunda? Evet. Derbi de 46 dakika kaldı. Ki hissettiğimiz bizim daha da az. Yani o oyunda kaldığı sürede de olan biten şey yüksek tempolu değil çoğu zaman. Yüksek sprinte dayanı oyunlar değil. İşte bir fark bu. Biraz bu. bunu değiştirmemiz lazım. Oyunun ruhunu 37. dakikadaki pozisyonu anlatıyor. Hiç doğru değil. Herkes, ya yani herkes ele gidip kafasını vurmaya çalışıyor. Dirseğe gidip kafa atmaya çalışıyor. Böyle bir taktik oldu. Ya yani yabancılar da yapıyor bunu. Çünkü öğrenilebilir bir şey bu. Aynı trafik gibi o örneği veriyorum. Yani İsviçre'de adam İsviçre'de araba kullandığı gibi geliyor burada kullanmaya başlıyor. E 20 dakikada bakıyor ki durum farklı. Daha kolay gibi gözüken yöntemler var. Hemen ona sapıyor. Darwin'in bir sözü var ya işte <laughs> hayatta ne en güçlü olan ne akıllı olan. En hızlı adapte olan hayatta Şu kalır. Insandır o işte. <laughs> Bizde de en hızlı şekilde adaptasyon. Olursun ya daha kolay gözüküyor çünkü. Yani. Ee, işte İngiltere'ye giden oyuncuların özellikle Doğu Avrupa'dan ve Türkiye'den gidenlerin nefes bile alamıyoruz kardeşim bu nasıl iş? İşte Ozan'ın en son söylemişti ya 10 sene evvel de söylemişti 15 sene evvel de aynı şey. Ciğerlerim patlayacaktı neredeyse diye. E ama ona gidiyor işte seyirci onu izliyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Ee, oyuna dönersek gerçi oyunu da konuşuyoruz ama Rıza Hoca açısından bir de şöyle bir durum var. Eee. 10 kişi kaldıktan sonraki oyunu algılama biçimleri de enteresan. Yani Fenerbahçe 10 kişi yorgucuz e, iyi oynadı 10 kişi diyoruz. E bence Sivasspor kötü oynadı. Yani şu bir açıklama değil. E, ya kenarlardan gidin, doldur boşalt yapmayın dedim ama sesimi duyuramadım. Ya bunun zaten ezberlenmiş bir şey olması lazım. Bu siz kenardan söylemekle olacak bir şey değil ki. Bu şunu gösterir. O dakikaya kadar zaten bu hiç konuşulmamış. Yani maç öncesi hazırlığında hiç konuşulmamış bu. Biz ayağa oynayalım, kenardan çizgiye inelim. Hiç konuşmamışsın demek ki. Çünkü maç içinde hani kenardan bağırdım, düzelttim falan düzeltemedim. Olmaz öyle bir şey olmaz. Yani bu parmak işaretiyle her şeyin değişmesi lazım. Bir yere kadar geliyor işte oyunu planlama işi bir yerde işte o kısa yollara. Ee, sapma. Oluyor ama bu kısa yollar hayatın tamamını kapladığı zaman da e, olmuyor ki. Normal yol diye bir şey var hayatta. Yani gitmen gereken bir yol var. Yani Sürekli kısa yol, kısa yol, kısa yol olmaz. Evet. Ee, Fenerbahçe açısından şunu söyleyebilir miyiz peki? Yani Fenerbahçeli taraftarlar da zaten benzer bir şey söylüyor. Ee, hep bir test maçı argümanı sunuluyor Fenerbahçe evet. önüne. Ama hani Fenerbahçe 10 kişi kaldı, mağlup etti. Geri düştü Rene, 2 kere geldi. Derbi iyi bir performans sergiledi. Yani olabilecek her türlü test maçında olumlu bir sınav çıkarmayı başardı Fenerbahçe. Bunu söyleyebiliriz. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Tabii bir de psikolojik tarafı var için. Bir de üstüne şunu ekleyeyim. Fenerbahçe ligin en fazla gol atan takımı. Rakibine en az şut imkanı veren takımı. Ama ileride de topu en çok kıran takım. Yani Valencia <laughs> buradan güzel sopayı yiyebilirim ee, yani iki sene evvel ben Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu en değerli oyuncusu en olmazsa olmaz oyuncusu olduğunu söylemiş biri olarak söyleyeyim hala ön olan baskısı çok çok değerli rakip savunmaları oyun kurmada hiç rahat ettirmiyor hep doğru yönlendirmeler yapıyor hep doğru tarafı kapatıyor ama top ayağına geldiği zaman da her seferinde kırıyor topu yani ilk yarıda bir tane böyle sağ dışıyla caner'in üstüne gitti galiba Evet, solda. Yani ne yapmaya çalıştığını bile bazen o, o plansız gidiyormuş gibi. Batshuay'da da aynı şey geçerli. İkisi birlikte oynayınca çok daha fazla kırılıyor. Evet, sanki. yani top oraya gidiyor ve hani orada bir, bir şey olabilir, arkadan İrfan geliyor, birileri geliyor, bir top dönebilir orada. Çoğu zaman e, kırıyorlar topu orada. Bu tabi bunu yapamazken... Bunu yapamazken şu, bu kadar gol, bu kadar pozisyon, hakikaten takdire şayan. Bir yönünden öndeki baskıları, Bahçıoğlu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İkisi de çok değerli. Ama işte son pas, son şut işlerinde çok ciddi sorun var Fenerbahçe'de. Orada bence Joao Pedro'nun e, yüksek bir formu olsa farklı şeyler konuşur. Direk oyuncu o olur ama orada o hiç... Evet. Yani herhalde zannediyorum sürekli 90 dakika 11. Bazı oyuncu öyle. Onu istiyor. Juha Pedro'ya o pek olmadı. Çünkü girdikten sonra da çok başarılı değildi. Bir tane bir pası var. <laughs> Yanlış o da Ferdi attığı pas. Ferdi demişken biraz Ferdi'yi de konuşabiliriz. Ferdi kesin konuşmak lazım hakikaten. Başta beklenen, transfer olduğunda beklenen o top class oyuna ulaştı bir bek olarak. Ve ilginçtir sağ bekte aynı şey olmuyor. Sol bekte geçtiği zaman çok daha farklı bir oyuncuya dönüşüyor. Eee Fenerbahçe'nin herhalde şu anda elindeki en değerli oyuncu. Bence... Bon servisinden en fazla para kazanıcı, kazanıcı oyuncu galiba. Yani e, bekte değil de ileride oynasın cümleleri toplu oyundaki meziyetleriydi. Ama bugün Gradeli savunuşu Na da ayrı bir parantez açmak Hem lazım. Hem de forsey edişi bir de üstüne. Evet. Yani sola geçtikten sonra forsey edişi de çok önemli. E, defansif başarısı ayrı. En, yani gole en yakın oyuncusuna dönüştü bir anda Fenerbahçe'nin. Sola geçtikten sonra. Bu çok özel bir durum. Yani şeye dönüyor şimdi. Ya sol bek mi olacak şimdi bu adam dönüyor? E Caner oldu. Kötü mü oldu yani? İki tane şampiyonluk kazandı ya. Yani Caner'in baş rolde olduğu. Biri Fenerbahçe'de birisi Beşiktaş'ta. İki tane baş rol şampiyonluğu var yani. Olur abi. insanlar ya. pozisyonu değiştirir. Bunda bir problem yok. Bir ya bu adama ya. yazık oluyor. Yani bu şey değil. Eski zamanlarda O Rahmetli Can abinin öyle bir hikayesi vardır. Yazdım da anlattım da birisiyle karşılaşıyor. Aynı takımlarda oynamışlar. Tanımıyor onu. Sonra diyorlar ki ya tanımadın galiba. Ya arkalarda bir yerde oynuyordu ne bileyim diyor. Artık öyle değil ki oyun. Oyun öyle değil yani. İşte bak Brezilya kadrosunda var mı iyi bek? Yani genelini anlatabileceğin o seviyede bir bek şeyi var mı? Alex Teres çağırdılar ya. Evet. Ağladı. Aa, ben, ben olsam, camdan ben ağlayarak. o <laughs> kadar değil hızlı ha. oynamayın. E yok ama orası kıt. Adamlarda yok yani. E böyle bir oyun değerli bir pozisyona. Çok şey fark ettiren. Ya ben Cafu Roberto Carlos seyrettim canlı gözlerle. Yani Rivaldo, Kaka, Maka, Ronaldinho diyorlar da o ikisi olmasa yani. E böyle bir oyun acayip bir oyuncuya dönüştü. Acayip bir sol beke dönüştü. Sol bekliği çok daha farklı sağdan. Evet. Ee, tebrik etmek lazım. Yani bu sene başlamadı ama sadece e, Pereira'dan beri böyle. İsmail Hoca ile de iyice. İsmail Hoca ile iyice tabii onun da hakkını verelim. Ee, bir de şunu merak ediyorum Fenerbahçe'de bilmem katılır mısın ama hani Ümraniye Spor maçından sonra e, Dinamo Kiev maçından sonra sezon başındaki taraftardaki e, havayı konuşmuştuk burada. Hani çok hızlı bir şekilde düşüyor. Evet. Sanki Pereira döneminde de, hatta uzun süredir ya bu maçı bir şekilde kaybedeceğiz. Nasıl kaybedeceğiz düşüncesi Yavaş yavaş bir şekilde kazanacağız'a dönüyor sanki. evet, bu doğru. Yani kırmızı kart sonrası o ruh hali, eyvah gitti bu maç ruh hali hissedilmedi. Bu da öğrenilen bir şey. Zamanla öğreniyorsun. O da öğrenilen bir şeydi. Evet. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Sevgili Sergen de yayındaydık. Sergen Yalçın'la. Fenerbahçe'nin işte o Trabzonspor'a yenemeyip Bursa'nın şampiyon olduğu sezon. Ya Fenerbahçe buraya geldikten sonra buradan şampiyonluk verildi mi? Mümkün böyle mü bir şey. Demişti Sergen. Hakikaten o gün öyleydi. Ki daha önce Denizli'de şampiyonluk verilmiş diye de var ama ya mümkün mü böyle bir şey? Düşünülen buydu. Rakip kim olursa olsun. Kendi evinde. Şampiyonluk görecek. E işte o, o öğrenilmiş bir şeydi. Fenerbahçe şampiyonluk vermez. ya ama ondan sonra da işte ya ne olursa olsun bir şekilde veriyoruz biz. öğreniyorsun. E şimdi bunu değiştirmek kolay değil ama değiştiğine dair de sinyaller var hem sağda hem tribünlerde. Öyle. Ee, bir de şu değerli bence taktiksel disiplinden bahsetti Jorge Jesus. 10 kişi kaldıktan sonra da aynı şekilde devam etmesi oyunun. Konya Spor maçında da bence. Ama ee, Sivas da buna yardım etti. Evet. Ama yani en azından mesela fiziksel olarak yine fiziksel olarak düşmüyor. Düşmüyor kesinlikle. Düşmüyor. Orada işte orada Sivas'ın da yardım ettiğini söylemek lazım. Zorlamadılar, zorlayamadılar falan. Zorlayacak bir plan ortaya koyamadılar. Yani oyuncu değişikliği olarak da bence geç kaldı biraz bize ee, belki. Ahmet Musum. Oyuncu değişikliği oyunu değiştirmedi ki. Ya oyunu değiştirmedi. Çizgiye inemeyen, orada paslaşamayan, üçgenleri kuramayan bir takım bir anormal bir Fizik mücadele çok yüksek enerji harcanmasına rağmen çok sertti Sivas yani öyle olmalıydı öyle olmalıydı zaten yani Sivas açısından bakıldığında ligde iki galibiyet almışsın artık Avrupa'yı bitirmişsin dönüyorsun E artık bu ligde bir şey yapmam lazım benim bunu göstermek zorundasın ve gösterebileceğin en iyi yere gelmişsin E, En iyi yani bir mesaj şöyle. olarak söylüyorum. E Rıza Hoca açısından da tabii önemli bir yer önemli bir rakip yani maçtan sonra ya benim için şey değil herhangi bir rakipten farkı yok ben çok saygı duyuyorum vesaire diyor ama e, e o saygı duymakla yani saygı duymak da zaten o maçı kazanmak için ekstra motivasyondur ve kabul edelim ki oyunlu pankart pankarttan beri ben Rıza Kocijan'ın yerinde olsam o pankartı maçtan önce oyuncularıma gösteririm bana bunu söylediler diye. Motivasyon aracı. Yapmayacaksınız şeyler. Yapmayacaksın ya. Zaten nasıl bir kafayla yazılmış o pankart bilmiyorum. Çok kötü bir espriydi. Evet. Ee, bunu bu, bu insan, insana koyar yani. Ekstra motive eder seni. Ve oyuncunu da motive etmek için çok iyi bir araç. Ok. Düşsene gelmişsin Gabon'dan Sivas'ta oynuyorsun. Sen de fakir bir adamın çocuğusun doğal olarak. Ee, kullanmaz mı hoca bunu? Kullanabilir. Kullanır. Ee, yani ben şöyle bir hikaye anlatabilirim. Arkadaşlar, karşınızdaki takım işte Türkiye'ndeki zenginlerin takımıdır falan. Anladın mı? Zaten başkanı da Türkiye'nin zengin adamı. Ben de işte bir apartman görevlisinin çocuğuydum. Bakın bana böyle pankara açılar kullanırsın. Apindango'ya çok büyük azayılır. Vallahi gelir yani. Kabonlu olduğu için gelir. Ee, bu arada eee maç sonunda bir açıklaması oldu ona katılır mısın diye sorayım. Ezeli rakiplerimizden 12 maç daha fazla yaptık. Dolayısıyla bir sonraki maç oynadıktan sonra lige verilecek ara bizim için iyi olacak. Çünkü burada iki tezat görüş var. Birileri hani çok formdaki Fenerbahçe'nin kötü etkileneceğini, etkileneceğini söylüyor. Cesus ise hani o fiziksel yorgunluğun gideceğini söylüyor. Sen ne taraftasın bu konuda? Yani oyuncular, oyuncular bunu nasıl değerlendirecek? Gidenler nasıl dönecek? Dünya Kupası sonrası, Dünya Kupası'na gidenler için motivasyon nasıl olacak? E tatile çıkanlar nasıl ayarlayacaklar kendilerini vesaire gibi bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Şimdi İrfan'a maç sonunda soruldu. soruldu. İşte tatile iyi gelecek mi? Ya Allah çok iyi gelecek ama döndükten sonra perişan olacağız dedi. Ona getirdi lafı. <laughs> yani suça bizi parçalar kesin dedi. E, bilmediğimiz yaşamadığımız bir şey yaşayacağız hep beraber. E, ama yüksek ritimle gelenler yani maç sayısı açısından onları nasıl yeniden hani bir, bir, aydan fazla bir maçsız dönemden sonra yeniden nasıl adapte edeceksin bilmediğimiz bir durum bu. Yani apertura klasura oluyor. Evet. Çok net. Başka bir lige başlayacağız. Başka bir lige başlayacağız ve fikstür de biliyorsun çok acayip. Evet. Girelim mi oraya? Saat, <laughs> saatler uğraştık. Onu şey yapamamıştık. E, hakem kararları var. Evet. Çok konuşulan. Abi dışarıdan tartıştım. Söylediğim gibi bizim ilk işimiz hakemi tartışmak değil. Dün çok net gözüktü derbede de çok net gözüktü. Önce bizim bir oyun algımızı değiştirmemiz lazım. O olmadan hakemi tartışmanın bir manası yok. O da bir kısa yol. Her şeye bir işte öğretmen hoca birana taktık muhabbeti. Herkese takmış durumda hoca. Ya takmadığı kimse yok. Ligdeki herkese takmış hoca. Ya biz tembel olabilir miyiz? Yani hocaya şunu yaptırmak lazım. Hoca yapsın diyor bir kısım. İyi okullara, iyi okulların öğretmenleri, hocaları, yani iyi okullar sınavda seçilmiş, tam puan almış. Böyle yüz tane oyuncu şey var, öğrenci var. Hoca okula gitmeden önce ders çalışır. Evet. Yani çünkü yüzde doksan dokuz o öğrencilerin geçtiği ve tam puan aldığı sınavdan o hoca almamıştır o puanı. Ama uzmanlaşmıştır bir tarafta ve onun hocası olmuştur. Sen o öğrencilerle yüzleşmek için çalışman gerekir. Anlatabildim mi? E futbolda da öyle bir performans ortaya konacak ki hakem daha ekstra çalışacak ve dökülecek. Öyle olmuyor ki oyun duruyor, oyun duruyor, oyun duruyor. Herkes memnun bundan. E bir bakıma natural seleksiyon olması lazım. Öyle olması lazım. Ve i̇şte, hani Burada da hani gençler gelsin, gençler gelsin, onlar gitsin, bunlar gitsin. Sorunu çözemediğimiz için sorunun ne olduğunu çözemeyip dünya klasındaki çıkmış hocalar, e, hakemleri dışarı attığımız için e, yerine gelen de 2 metre yerindeki topa offside kaldırıyor. Kaç tane kaldırdı ya? Ben de faullere baktım. Ee, bu hafta maç başına Süper Lig'de 27 faul çalınmış. Evet. Premier Lig 20. Evet. Bundesliga 22. Evet. Serie A 25. Lig 1 21. La Liga 26. Dün kaç oldu? gün 41. 42 galiba. 41 42. Yani bir tane de verdik. 41 falan. Ve yani foul sarı kart dengesi falan o kadar bozuk ki. Ya yani bazı foul şimdi ee, şu aynı pozisyonda keza. İkisini toplasan bir sarı etmez. Evet. İkisini toplasan ve hakemin ho görmediği bir pozisyon. Yani yardımcı söyledi muhtemelen. İşte diğer taraftaki yardımcı, bu taraftaki yardımcı. Yani çok acıklı. Çok acıklı. Yardımcılar yardım etmedi pek Hüseyin Gülçer'e bu... Abi olmaz zaten. Yani bütün hakem hocalarına falan bakıyorum ya bu kadar hızlı. Şimdi yeni hakemler gelecek Dünya akmasına. Amatörden yükseltilen hakemler gelecek. De bu kadar kolay değil yani bu işler. Önce oyunu iyileştirmek için çaba sarf etmek lazım. Oyunu yani böyle bir çaba yok. Trabzonspor'a geçelim mi? Geçelim. Ya ama şimdi Batu Şahin'in sarılarından bahsettik. Bir de penaltı pozisyonu bu arada. Serdar Aziz'in penaltısı. Ne diyorsun? Penaltı olduğu edilen pozisyon. Kafadan sekip geliyor. Olmaz diyen var. Olur diyen var. Ya maalesef benim bu vücuttan sekip gelen şeylerde kafam çok karışıyor. E çünkü her sene değiştiriyorlar da onunla. Ee, penaltı gibi geldi bana ama yani penaltı değil diyen de var. Ben de ilk seyrettiğimde penaltı gibi düşündüm. Pardon. İlk seyrettiğimde hiç kafaya çarpmıyor zannettim dolayısıyla penaltı değil. Penaltı diye düşündüm. Sonra aa kafaya vuruyormuş. Kafaya vurunca penaltı olmuyor. Du demek ki penaltı değil dedim. Sonra Deniz Hoca dedim. <laughs> o da dedi ki sezon başında demiş ki MHK tam vurması lazım. Öyle Sır net penaltı. Diyor. o net penaltı diyor. Ama Lale Hoca da değil diyor. Evet. Ya yani bir kural bu kadar kural zaten bu kadar esne Böyle, yani? Böyle kural olmaz Böyle kural olmaz. Paşa gönlüm ne isterse kuralı bu. Evet. Bir de tabii varın karışamaması, varın karışması da sorunsal. Yani şey mesela kesin değişecek. İkinci sarı kart işi. İkinci sarı Sanki kartı öyle. karışmıyor. Hı. şey mi olur canım? Kırmızı kart işte. İkinci sarı kart dediğin kırmızı kart zaten. Orada da şunu söylüyorlar. İlk sarı karta da karışması lazım. Karışsın. O zaman çok duracak oyun. Hayır abicim ilk sarı karta bak sen. De ki bu sarı mı? Tıkına at. Tamam. Tamam bu sarı. İkinci sarı kart. Alakası yok. Dünkü gibi. Çağır hakemi. De ki bak bu ikinci sarı kart, sarı kart. İlki tamam da ikincisi sarı kart değil. Diğerini söylüyorum. İlki alakası yok. İkincisi net sarı. Tamam. Atacaksın mi İkinci sarıdan. Çağır. Hocam tamam bu sarı da. İkiliğin sen patlamıştın. Bunun alakası yok onun de Ne var bunda? Ne sakıncası var? Adam atıyorsun ya. Sakınca ne yani buradaki? Yani çok sakıncalı bir şey varmış gibi hissettim ama ne <laughs> <Ya> bulamadım. Ne Peki sur gibi mi? Bulamadım onu evet. da bulamadık değil mi? Hayır hayır. Çok netse hiç alakası yoksa sarı kartla. Ona attıkını dedi ki burada tamam sarı kart vardı ama bu değil. Yani hoca yanlış gördü. Ne sakıncası var ki bunun? Bu kesin değişecek ya. Yani. Bunun değişmemesi mümkün değil. Ya yani şimdi sen Dünya Kupası finalinde 10. dakika Messi bir çekti sarıyı verdin. E 20'de de bir daldı ama alakası yok. Cat kırmızı ne olacak peki? Tamam, Aa, i̇lk şey. sarı olduğu için ikinci sarı da bilmem yani 20. dakikadan sonra sevgili Arjantin e, kimle oynayabiliyor? Portekiz'le karşılaşabiliyor değil mi? Keşke. <laughs> Gitti Messi, Ronaldo kaldı sağda. Ne yapacağım peki? Yine o zaman tartışma kapandı. Var var. Hakem var. Seyirci herkes görüyor. Hatta ekranda hakem de görüyor. Evet. Ama yok, yok karışamıyoruz. Yani olur mu öyle şey? Hatırla Güney Afrika'da bir metre içeriden top döndü. Herkes gördü şeyde. Evet. Ekranda. İngiltere i̇şte Almanya maçında. Ona rağmen. Var, varın çıkış kaynağı zaten. Bir bakayım. evet. O gol. Yani herkes göre göre Golü yediler. Aynen. Bakalım. Değişir o iş. Değişsin zaten. El, Teknolojinin el, önünde te duramayız. Nasıl? Teknolojinin önünde duramayız. Asla. Ama e, Serdar Aziz'in pozisyonu evet. E, onu yapabilecek bir şey yok. O zaman Trabzonspor'a geçiyorum. Geçelim. Trabzonspor e, elindeki bir maçı verdi diyebiliriz herhalde. Hem ilk yarıda, ilk yarının son dakikasında gelen gol. Hem ikinci yarı. İyice Kazanması gereken bir maçtı sanki şampiyonluk yarışını devam ettirmesi için çünkü hem ligde toparlamaya başlamıştı hem ne olursa olsun Avrupa'da kazanarak tamamladı. Yani şampiyonlar Liginden elenmiş e, ve Avrupa Liginde de istediğini bulamamış. Dolayısıyla şehirde tartışılmaya başlamış bir takım için bence puan durumu fena değil Trabzonspor'un. Yani genel Trabzonspor psikolojisine ele aldığın zaman. Bence kötü gitmediler. Daha kötü olabilirdi. Daha kötü bir kırılma olabilirdi. Ee, bu olmadı. Dolayısıyla bu ara hani kime iyi gelir sorusunun cevabı Trabzon'a iyi gelebilir. Çok yani bu, burada Trabzonspor'un bir avantajı olabilir. Onu söyleyeyim. Ee, problem sezon başından beri değişmiyor. Aynı. Yani geçen senenin işi kurtaran oyuncularının yerine oyuncu koyarak işi çözemeyeceği belli olduğu için oyunu değiştirerek belli oranda bunu yapmaya çalıştı. Ama burada da e, lokomotif oyuncular sakat olanlar var. Biz şey gibi çok özel oyuncu işte bazıları zaman zaman dışarıda kaldı. Ama lokomotif olmasını beklediğimiz diğer oyunculardan o performansı alamıyor. Trabzonspor hemen Abdülkadir benim aklıma yani baş rolde onun olması lazım. Gene sakatlandı galiba geçmiş olsun. E, baş, başrol baş rol bulmakta zorluk çekiyor. Bakasitas biraz şu an. Ama kaç haftadır. Geçen sene ilk yarıyı domine etti, ikinci yarıda geldi. şey domine etti tamamını. Ya geçen sene 5-6 tane oyuncu sayabiliriz. Evet yani kim yarı düşse birisi alıyordu oyunu. Ee, şu anda yok öyle bir oyuncu. Ama ona rağmen bence maçın oyuncusu Seiç çok çok özel kurtarışlar yaptı yani. Ee, Trabzonspor açısından esas problem o. Trabzonspor geçen sene çok kötü oynadığı maçlarda bile iki pozisyona girip maç alıyordu. Evet. Bu sefer çok bu 21 şut atmışlar. Seyi için bayağı ciddi kurtarışları var. Çok ciddi kurtarışları var. Ona rağmen 2-0'a getirdiğin, e, öne geçtiğin maçta maçı veriyorsun. Yani Abdullah Hoca da kaybettik dedi maç sonu zaten. Evet. Yani beraber kaldık demedi. Ve rakip de neredeyse 20 dakika uzatmalarla birlikte eksik oynarken. Ee, Sivas Spor'un eksik kalan Fenerbahçe yapamadığı gibi, yani baskıyı alamadığı gibi, Trabzonspor'un da etkin bir baskı aldığını söyleyemeyiz Konya. Yani ilk yarının başındaki oyunları daha değerliydi. Ee, burada problem var. Yani bunu çözmek için de ara, yani kime iyi gelecek Trabzonspor'a kesin iyi gelecek. Şöyle bir şey belki söyleyebilirim. Yani i̇yi gelmesi muhtemel diyelim hadi. Biz Abdullah Uçay ile röportaj yaptığımızda şey demişti ya şu anda zaten kadro oturdu. Parçadan bütüne gittik biz. Yok ilk sezon bittiğinde, hmm, bittiğinde hmm. Okay. Parçadan bütüne gittik. Ee, bunun üstüne koyacağız, farklı şeyler deneyeceğiz. Öyle olmadı. Derken şu an herkese çok büyük erozyon oldu. Alışkanlıkları yeniden öğrettiğini düşününce Z oyunu öğretmen gereken birçok oyuncu var. Evet ya o yüzden dediğin gibi ara. Hani bir de, bir, bir sürü maç yapılıyor. Ya, evet. Yolunda bir fikstür var. O nedenle ara gerçekten farklı noktalara taşıyabilir Trabzon. Ee, bir de o bağlantıları hep onu söylüyorum ya ikililer, üçlüler yok. Yani savunmada belki bahsedebiliriz. Zaman zaman oluyor. Bazı maçlarda oluyor. Ama böyle hani ya bu ikili çok iyi. Önlü arkalar oynadıkları zaman. Yani Ruzi'ye Gezal için bunu söylüyoruz mesela. Ya da işte Ferdi İrfan oynadığı zaman söyleyebiliyoruz. İyi bir uyumları var. Birçok oyuncu Crespo Arao için söyleyebiliriz. Trabzon'da bunu söyleyebileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Sürekliliğe yayabildiği oyuncu yok daha doğrusu. Ya bir de şu da söylenebilir. Bu anlamda mesela Konya'nınki çok değerli. Konya'nın yaptığı iş. Konya'da bunlardan çok var. Evet. Ve o kadro değişmesine rağmen, dar kadroyla gitmelerine rağmen. Ya Konya'nın yaptığı işi şu açıdan da değerlendirebiliriz. Bu tarz takımlar genellikle çok iyi bir sezondan sonra düşüşe doğru. Eder. Ama hani Konya'da hala iki mağlubiyet. Gerçi 5 hafta, 6 hafta mı? 5 hafta mı oldu kazanamıyorlar ama. Evet. Ee, Bayat beraberlik ve ama beraberliklerle gidiyorlar çoğu zaman. O açıdan da değerli. E, Trabzon'da bir de son şunu ekleyebiliriz belki. Geçen sene herkesin performansı için yani belki olması gerekenden fazla diyorduk. Uğurcan olması gerekenden çok kurtarıyordu. E, doğru. Olması gerekenden fazla atıyordu. Şu an bazı noktalarda normalize olmuş ve bazıları da hani olması gerekenden de kötü oynayan Yapı düştüğü için oyuncular var sanki. En iyi oyunu hangisi? Trabzonspor? 1-0'ı mı iyi oynuyor, 0-0'ı mı iyi oynuyor? 2-0'a geçip bir daha iyi oynuyor. Hani, var mı bununla ilgili bir şey? Yok bence. Bu sene yok. Geçen sene bence 1-0 vardı. 1-0'ı çok iyi oynuyordu. Evet. 0-0'da iyi oynuyordu. Yani bu yok. Eee rakip eksik kalıyor olmuyor. Yani Ferencváros deplasmanı kaç saat kaç dakika kaç saat hakikaten Evet. <laughs> Üstün oynadı. Yani sayısal üstünlükle oynadı. E Konya'da öyle. Bunu da değerlendiremiyor. Bunlar problem. Evet. Bunlar çok ciddi problem. Buradan şeye evet, sen... e, oyunun karakterini veren takım olma. Yani şampiyonlarda bunu görürsün. O maçın karakterini kim belirliyor? Hangi takım belirliyor? Hangi oyuncular belirliyor? şampiyon takımlarda gene, genelde bunu görürsün. O yüzden mesela benim bugünkü şampiyonluk adaylarımda da bakıyorum oyunun karakterini bu takım veriyor. Kim bunlar? Galatasaray veriyor. Fenerbahçe veriyor. Fenerbahçe veriyor. Başakşehir veriyor. Yani Galatasaray'ın sürekli yaptığını söylemeyiz ama yaptığı maçlar var. Yani oyunun karakteri tamamen Galatasaray belirliyor her şeyini. Bu var şampiyon Trabzon'da daha bunu tam göremedik. Trabzon puan aldığı kazandığı maçlarda bile çok net göremedik bunu henüz. Geçen sene böyle değildi. Evet. Geçen sene sadece kendi maçını değil, ligin karakterini belirliyordu. Bu zaman zaman sadece oyuncular da yapıyordu. Evet. Ee, buradan biraz Galatasaray'a girdik. Ee, fixtür konusuna değinelim istersen. O konucu çok altını çiziyor bunun. En garip fixtür diyor. Doğru, haklı. Garip olduğu konusunda hiçbir şey yok. Ancak tabii buna itiraz etmek için önce şuna itiraz etmemiz lazım. Baileylik mi olur kardeşim? <laughs> tabii maalesef. <laughs> Biz böyle bunları it, yani sorunun kaynağına değil ortaya çıkan tabloya itiraz etmekten zevk alan bir toplumuz maalesef. Ee, Peki oradaki durum neymiş? Bayağı bir araştırma yaptık bu konuda. Yaptık. Belki. Ben ufak ufak istersen bazı noktaları tamam. diyeyim ki şu federasyonun bu konuda bir açıklaması var değil mi? Yani esasında tabloyu ortaya koyalım. Önümüzdeki hafta itibariyle Galatasaray 8 maç deplasmanda 5 maç içeride oynamış olacak. Ee, doğru mu? Doğru. Başakşehir'e gittikten sonra. Evet. Tabii İstanbul çoğu deplasman ama zaten ligde çok İstanbul takımı olduğu için öyle. Yani ama deplasmana gidiyor. Evet. Fenerbahçe'de durum farklı. Tam tersi. 8 maç içeride. 8 maç içeride 5 maç deplasmanı. Deplasman. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Evet. Sorun bu. Bir bay olmasından. iki Çok İstanbul takımı olmasından. Evet. Üç. Avrupa kupaları ve dünya kupasının fikstürü etkilemesinden dolayı değil mi? Federasyonun evet. yaptığı açıklamada bu var. Aynen. Bu konuda bunlar olduğundan dolayı bir çok fikstürümüz değişiktir bu, bu, sezon diyorlar. Evet. Bunun için bir fikstür anahtarı yaratılmış bir mühendisle çalışılıp. Ne, ne diyor o cümle? O cümle önemli önce. Fikstür çekiminde bir Türk mühendisimiz ile Türk e, TFF tarafından Avrupa liglerindeki tüm örneklerde incelenerek iki yıl aşkın süredir geliştiren bir algoritma kullanılmaktadır. Okey. Tamam. Şimdi bunu aklımızda tutalım. Unutmayalım. Devam edelim. E... Fenerbahçe ile Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi, Ligi takımları olarak ayırıyor. O, olarak ayır, ayırıyor. Evet. Avrupa Ligi. Beşiktaş ve Galatasaray İstanbul takımları bir. Ve Avrupası olmayan takımları olarak ayırıyor. Doğru. Başka? İstanbulspor ve Kasımpaşa İstanbul. Zaten İstanbul pardon. Ee, İstanbul takımları ve Avrupası olmayanları bir grup yapıyor değil mi? Evet. Aynı sahayı kullanacak iki takımı bir grup yapıyor. Ve diğer İstanbul'un takımları... Ümraniye mi onlar? Ee, Karagümrük Kara ve Ümraniye. İstanbul takımları bir Beşiktaş ve Galatasaray, İstanbul takımları 2 İstanbulspor ve Kasımpaşa. Evet. Yani günün sonunda elimizde 1 2 üç dört beş altı tane küme var. Hı hı. Bu 6 kümenin ee, bir de bay var. Bay var. Dediğin gibi. Bunun doğru olarak yerleştirilmesi lazım. Bunu da boyucu. bir algoritmaya koyul koyduğu zaman şöyle böyle bir şey çıkıyor çıkıyor. İstanbulspor ve Galatasaray aynı Fix süre yani şu anlamda aynı fix süre 7 tane deplasman 8 olacak tane, bu hafta ile birlikte. Doğrudur. 8 deplasman 5 içeride oluyor. Beşiktaş'la Kasımpaşa'da örneğin İstanbul takımları kümesi içerisinde oldukları için onlara örnek veriyorum. 8 tane içeride, 6 tane dışarıda. Çünkü var evet. onlar bay geçmedi. Bay, evet. evet, bay geçmedi onlar. Durum bu. Yani Okan Hoca'nın itirazı şu yönde. Çok garip bir fix süre oynuyoruz. Evet. %100 doğru. E, haklı. Gerçekten garip bir algoritma var. Ama başkası başka bir şey mümkün mü? Onu e ya yani şöyle muhtemelen o biz... neden biz ya. ilk başta oynuyoruz. Ee... yani ben bu zamana kadar işte 9 puan geriye düşüp deplasman oynadığım için işimden olabilirdim kardeşim. İtirazı ya, ya. olabilir bu. Çünkü bundan sonra da Galatasaray içeride oynamaya başlayacak. Heh, evet onu da söyleyelim. Tam tersi de dönecek. Yani Galatasaray bu bahsettiğimiz deplasmanlar içeride oynayacak. Beşiktaş'la Kasımpaşa örneğin. Yani şöyle hem, hem oynayacak. ilk yarının geri kalan maçlarında daha fazla iç saha maçı oynayacak. Değil mi? Evet. Hem de ikinci yarının başındaki 13 hafta boyunca daha fazla iç saha, i̇ç saha maçı, maçı oynayacak. Sonra sezonun sonuna doğru yine daha fazla dış saha oynamaya başlayacak. Ee, sezonun sonuna doğru normale dönecek. Ya da işte. Evet. Yani zor kısmı atlattı Galatasaray gibi duruyor. Eğer bu evet. çok önemli bir şeyse. Yani Ocak'ta Şubat'ta Mart'ta üst üste iç sağ maçları olacak. Sürekli iç sağ maçı oynayacak. Fenerbahçe için de durum bunun Ters tersi olacak. Evet. Şimdi bu şöyle. Evet. Garip olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Burada benim itirazım federasyonun yaptığı. Bilmiyorum çünkü o kadar matematik kafam yok. Ee, bir tek şunu söyleyebilirim. Bir mühendisimizle diyor. Hı -hı. Asla bir mühendis çalışma. <laughs> <laughs> mühendis grubu. Çünkü önemli, yani anlatabildim mi? Bir kişi yapmaz onu. Evet. Çünkü onun, aa öyle değilmiş, böyleymiş falan olabilir. El elden üstünden. E öyle, şeyler. öyle. Yani doktor, ya yani şuram ağrıyor falan diyorsun. Beş tane doktora soruyorsun yani. Araba bozuluyor, yüz kişiye gösteriyorsun değil mi? Evet. Ee, i̇nternette arıyorsun falan. O yüzden bir, bir, bir mühendis değildir o. Yanlış yazmışlardır muhtemelen. Ee, muhtemelen bir atlama olmuş. <laughs> Birçok mühendis. Birçok mühendisin e, oluştuğu da algoritmada ama gerçekten. Bu arada tabii bu konuda e, yetkin seyircilerimiz vardır muhtemelen. Muhakkak ya seyircilerimiz. Canavar gibi mühendisler ve matematikçiler vardır. Daha doğrusu mümkün müydü bir şey yap. Ama tabii nereden bilecekler şimdi onlar da Avrupa'daki şeyine bilmem ne Zart Sultan'ın bir sürü şey var ya. Evet. Ya bir de şöyle bir şey de var abi hani takımlar örneğin Karagümrük'le Ümraniye Stadı aynı kullanıyor diyorsun. Son İstanbul bir bakıyorsun. Olimpiyatta da oynuyor. Tabii. Yani o kadar farklı şeylere bakılmak zorunda ki. Maalesef o kadar fazla kopukluk var ki ligde. Tabii. Ya da işte. Yani, bilinmez çöp bilinmez. Neresinden tutsan. Elinde kalıyor. kalıyor. Gene maalesef. iyi ya fena değil. <laughs> Gene fena değiliz. Ee, yani Okan hocanın itirazı bu yöndeydi. Okan Hoca'nın garip olduğu yönündeki itirazı doğru. Bundan da çıkabilirdi. Bu da doğru. Ama e, avantaj. Ben Okan Hoca'nın açıklamalarının daha pozitif olması gerektiği kanaatindeyim. Yani e, Beşiktaş galibiyetinden sonra dahi şikayet ediyordu. Evet. Bence bu iyi bir yöntem değil. Bilmiyorum katılır mısın? E, Fenerbahçe'nin bu sezon çok fazla sağ içinde kaldığı bir sezonu. Hani biz program yaptığımız... Doğru. Bir tek dün yani. George Jesus Batshuayi'ye kızdıktan sonra, o kırmızıdan sonra kızdı, hakeme vara git dedi. Evet. Git vara bak dedi. Vara bakamaz tabii. Bu, muhtemelen hani yanlış yaptığını söylemeye çalışıyor. <laughs> ya da benim demin bahsettiğimi. Olabilir. Yarın öbür gün vara bakacaksınız kardeşim falan. Olabilir. <laughs> Onun için de evet sağda kalıyor. Doğru. Evet. Ve sağın dışına çıkmaya çalışan oyuncusuna da kesinlikle itiraz ediyor. Ve bence bu hani birkaç senedir Fenerbahçe'nin hep bizim eleştirdiğimiz tarafıydı. Çok Tabii. fazla sağ dışına çıkılıyor diye. Kesin. Bu sanki Okan Hoca özelinde de. E bence derdi, evet ama. yani bu kadar çok kazanmış. Ya, futbolcu olarak sürekli kazanmış. Teknik direktör olarak hem Türkiye Kupası'nı hem ligi kazanmış. Hem de büyüklerde değil bu kadar itiraz, bu kadar şikayet olmaması lazım bence. Şikayet edecek şeyler olur. Ya yani orada şu Alanya maçındaki kırmızı karta tabii ki itirazı çıksın Bu ne kardeşim diyeceksin yani. Ama ya yani kazandığın maçtan sonra artık oturup televizyonun karşısına geçen taraftar hani olumlu şeyler duymak istiyor. Güzel şeyler duymak. Güler yüz iyi bir şey duymak. Hoca güler yüzlüdür. Normal hayatında da hakikaten olumlu bir insan gibi durur. Çok fazla bir mesaim yok ama konuştuğumuz zaman hep öyleydi. daha olumlu, daha pozitif olmak mecburiyet var. Kolay değil tabii. Yani onun pozisyonunda Galatasaray'da çünkü her kötü maçtan sonra işte terim bilmem ne falan başlıyor. Yabancı mı gelsin işte Tuhal boşta falan anladın mı? Öyle şeyler var. E kolay değil ama kolay olduğunu ki zaten kolay olmadığını en iyi o biliyordur. Ya bu kadar her şeyi kazanmış bir insan bu kadar çok şikayet etmemeli. Çünkü hani o zaman hani şey oluyor. Galatasaray işte en çok son senelerde en çok problem yaşayan takım hakemlerle. E sen şampiyon oldun oluyor o zaman. Fikstür çok garip. E, avantajı diye bir mean? şey yoktur. Açıklamasında yapmış oluyorsun. Bence bilmiyorum. Yani kendisi bilir tabii ama bence de işi değiştirecek en son nokta o pozitif. Emre Belözoğlu için de şey geçerli. Ben bundan sonraki Fenerbahçe teknik direktörünün gene Emre Belözoğlu olabileceğini söylüyorum. Kesin olacak diyordum hatta. Ama şu dün hatta Basın toplantısında gördükten sonra emin değilim. Ben ne, ne, abicim ne işin var yani senin gazeteciyle orada? Niye dövüşüyorsun yani? Yani telefon çalmış. E arkadaşlar telefon çalmasın de bitsin. E yani ne, niye kızıyorsun hocam? E telefon çaldı çünkü. Lütfen telefonlarımızı kapayalım. Çünkü bu, bu, bu şey değil bu terim tarzı bir ayar çekme değil. Kendini kaybetme görüyorsun yani. Kendini zor tutuyor kendini. Ama teknik direkt futbolcuyken kendinden sorumlusun. Teknik direktörken olmaz. Soyunma odasında çünkü gene bir kendini kaybedersin. Orada iki metre boyunda dev gibi adamlar var yani. Gabon'dan gelmiş adam anladın mı? Yani o gün adam Baba tamam da niye bağırıyorsun dedi anda ne olacak? oyuncuyken teknik direktörle dövüşürsün. Ayakkabı da atarsın. Hoca karar verir ne olacağına. Ama teknik direktörken bunu yaparsan sorun çıkar. Sorun çok büyük olur. Bunu düzelt yani bu kadar futbol açısından doğru düşünen, doğru takım planlayanların psikolojik yönden de kendilerini geliştirmeleri, düzeltmeleri lazım. Başka çaresi yok bu işin yapamazsın yani. Bu kadar sinirli patron ya da bu kadar negatif patron olmaz. Bugün Gabon'un büyük elçiliğinden yazı gelecek. Kutlama mı? Yoksa bizi Gabon Gabon lüpsu, ne oluyor falan diye. Obama yangı seyrettim de oradan kaldı. Şey var ya, Dü Dünya Kupası e Netflix'te mi? Kaptanlar. Hı, görmedim. Hı, çok bir şey benzemiyorsan. <laughs> <laughs> ee, dilersen Beşiktaş'a e girip sonlandıralım. Olur. Kayseri'den bahsetmeyecek miyiz ya? Tabii Çağdaş tabii. Hoca. Çağdaş Hoca maşallah. Yani şu enteresan bir şey. Bence şunu göster Çağdaş Hoca. Süper Lig'de transfer gerçekten yapılsın diye yapılıyor. İyi çoğunlukla öyle. Yani o yüzden yine Rıza Hoca'yı eleştiriyor gibi olacağım ama onların takımı çok iyi. Bizimki, ah, dünkü Sivas Spor takımına bak. Oyuncularına bak. Eksikleri de vardı. Ciddi eksikleri de vardı yani. Mesela hani Robin Yalçın Sağbek oynuyor. Fenerbahçe'nin sol kanadı çok daha iyi kullanması lazımdı esasında. Yani o çok tutabileceği bir yer değil orası. Ee, orayı mesela iyi düşünmemiş bence hoca. Yani Jesus açısından söylüyorum. <laughs> orayı daha delici bir performansla zorlayabilirlerdi maçın dışından itibaren. Onu çok yapmadılar. Ee, ciddi uğur çiftçi yok vesaire. Yani i̇yi, özel, iyi oyuncuları yok yani. Ee, bakıyorum kadroya. Yani hemen hemen tamamı dört büyüklerde kendine yer bulabilir. Sivas Sporu mu? Tabii. Bu konuda sana çok eleştiri geldi son bölümde. Kendini bilir canım. Bak oyunculara teker teker. Ya Yatabahar birisine... oynamadı mı zaten Trabzon'da ya? Oynadı. Gradel oynamaz mı büyüklerde? Oynar. Dalga mı geçiyorsun evet. ya? Ama bence geri kalan çoğu oynamaz. Hiç katılmıyorum. Oynasa da yani o, o geniş havuza girebilirler diye düşünüyorum. Caner de oynar. E gel diye oynar. Abi oynar. Ben hiç öyle çok büyük çok büyük bir diferansı yok en azından yani eskiden olduğu gibi değil eskiden çok fark vardı eskiden yani büyüklerin kadrosuyla yani İstanbul büyüklerin kadrosuyla hatta İstanbul büyüklerin kadrosuyla Trabzon arasında bile çok ciddi fark olurdu Trabzon Trabzon spor zaman zaman yakalardı çünkü yani adamı tutamıyorsun ki öyleydi şimdi zaten İstanbul'a da getiremiyorsun adamı evet. Eskiden İstanbul'u her türlü getirirdin. Adam ayrılmak istemezdi. Şimdi İstanbul'a da zor geliyor. Bu avantaj. O kadar o kadar de kadro derinliği anlamında fark vardır. Ona bir şey söylemem. Ama sahaya çıkan 11 ideal 11'ler açısından hiç öyle çok büyük fark yok. Ee, buradan bir şey... Ersin gibi. mi? Ali Şaşal Vural mı? Yani ya Muslera ile karşılaştırırsan olmaz tabi. Ortalamadan bahsediyorum. Çok büyük fark yok. Yani Abdülkadir de Sivas'ta oynasa, Abdülkerim de Sivas'ta oynasa ya ne iş var Galatasaray'da derler. Marka meraklısı çok. Ona yok. Çok yani. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok iyi. Ya yaz alt alta. Yaz bakayım teker teker. Lüz, yani altayı hadi geçen sene bu seneki performansıyla o da tartışılır da geçen sene de. Işte, Al abi alt alta yaz bakayım. Aynı takımı ver eline. İyi olur, kötü olur onu bilmiyorum. Ama vay! Crespo inanılmaz oyuncu muydu ya geçen sene? Ya bu mu dedik? miyazaç kaç Söyle. kaç ay kaç ay dolandı gitti geldi. Evet. Oraya gitti, buraya geldi. Yok, Şöyle söyleyeyim. Yani biz Anaykalar, Roberto Carlos'lar, Apyahalar falan gördük. Abi bu geçti o günler. Jesus bir... olmasa fena var hala forvet bakıyordu şu. an. Ya ben hala bakıyorum. <laughs> <laughs> yani bakılır o bakmak mesele değil. Bulabiliyor Yok yani. musun? Almanya bulabildi mi? Bulamadı. Bulamadı. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Geçemedik bir türlü. Ama ee, konuştuk zaten. Biz derbi evet, derbiyi konuştuk kaçıranlar da, için bir derbi programı çektik ona da bak. Sadece şeyi söyleyeceğim. O biz derbide konuşmadığımız için eklemek istedim. Ee, Şenol Güneş sol bek sağ bek stoper ve orta saha istiyormuş. Redmond'un performansından memnun değilmiş. Ayrılırsa kanat transferi de istiyormuş. Şimdi Redmond'un de Redmond'un ilk geliştirici oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten geliştirebilirsek geliştireceğiz, geliştiremeyizsek değiştireceğiz. Dedi. Yani en vazgeçilmez oyuncularından biri olabilir Redmond gibi geliyor bana. Orta sahayı doğru kurarsa. Yani bahsettiği hiçbir şey bence programda da söyledik ya bence programın probleminin ne olduğunu bulamadı diye. Evet. Şu söylediklerinden bulamadığını çıkarmıyorum ben problemin ne olduğunu bildiğini ama başka yerlerle ilgili konuştuğunu biraz hedef şaşırttığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın sorunu orta saha merkezi. Orada üçlü bir takım yok. Üç tane iyi oyuncu var. Birbiriyle alakaları yok. Ve bunun sonunda Getson bile dışarıda kalabilir. E çünkü takım kurman lazım oraya. Yani tek başına en iyi performans gösteren adamı ben burada tutayım diye bir düzen kuramaya kurmayabilirsin. Ya yani takımın en değerli toplu oyuncusu gözüküyor değil mi? En çok çaba sarf eden oyuncusu gözüküyor Gerson. Evet. Ya e ama orada bir üçlü yok. Ben de yani, o üçlü Salih'in de işi çok zor. Salih işi çok zor zaten de. Salih yani şunu Gerson ondan altıncı. Esasında en zor işi olan Salih. Sonra Joseph. Yani Performans açısından baktığında hı hı. en bir numarada da var. Ama öyle kuramazsan o bir numara... Belki de kuramadığın için bir numara gözüküyor adam. Bilmem anlatabilemedim mi? Yok yok. <laughs> Ama yani orta orayı, orayı, orayı yerine, kurmadan olmaz. Ki zaten en iyi yaptığı iş Şenol Hoca'nın. Kariyerini bunun üstüne belki inşa evet. edebiliriz. Evet. Orta saha üçlüsü kurma evet. konusunda. Yani Atiba gidiyor mu Kanada'yla? Dünya Kupası'na. Gidiyor. Gider yani. Ne yapar, ne eder? Gider. Bizden açıklanmamıştı şu ana kadar. Yok. Ee, dönüşü bakalım. Yani nasıl dönecek onu da bilmiyoruz tabii. O zaman anketi yapıp bu haftayı noktalayalım. Tamam. Ankete geçelim. Ee, Mauro Icardi, 166 ile zaten. Çok doğal. Beklenen bir sonuç. Diouf 16, Umut Nayır 11, Güray Vural 7, o da 2. Özel gol attı. İlki çok acayip. Evet. Ben savunmaya çarptı zannettim. O top öyle gitmez çünkü normal şartlarda. Güray Vural golü diye bir şey oldu artık. Var. Tabii. Genelde Fenerbahçe yatır ama. Evet. <laughs> <laughs> Nur Hoca da bize geldiğinden beri maç kaybetmiyor. Ee, buradan tüm Süper Lig yetkililerine... Cenk Tosun da geldiğinden beri her maç atıyor neredeyse. Ee, Demir yani ona Oca, göre arkadaşlar. <laughs> davetlisiniz. <laughs> Bak geçen sezon sonu Abdullah Hoca gelecekti. Gelmedi. Şampiyonlar Ligi kaçtı o yüzden. E, o zaman şok bir Recep Uçar bölümü gelebilir. Nuraniye'nin <laughs> kurtuluş reçetesi olarak. Olabilir. E, senin tercihinde herhalde Icardi'dir diye tahmin ediyorum. Icardi. Var çok iyi performanslar var. Seyici söyledim zaten. Ee, Ferdi var tabii ama Icardi çok belirleyici oldu. Tabii Mertens'i de. Mertens Icardi ikisini bir ekip olarak almak lazım. Kapattık. Kapattık. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Son haftada görüşmek üzere. Apartura'nın son haftasında. NBA'ye dair her şey salı ve cuma günleri bu masada Amerikan Mutfak'ta konuşuluyor. Bize heyecandan ayağa kaldıran hareketleri ise her pazar günü Amerikan Mutfak Ekstra'da seçiyoruz. Bu keyifli yolculuğa sizleri de bekliyoruz.